Parçalardaki altı çizili sözcükler dilin değişimini etkileyen aşağıdaki unsurlardan hangisiyle ilgilidir? Tank Teng, tengri kelti, tank tengri özü kelti. Tank tengri kelti, tank tengri özü kelti. Kelti. kelti diyor arkadaşlar. Tengri, tanrı yani ne demek? Allah anlamında kullanıldı. Allah adını zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula. Cümle alem iken ol var idi yaratılmışlıktan Gani Cevbar dedi diyor arkadaşlar. Evet Allah ve Tanrı neyle alakalı? Tabii ki dinle alakalı kavramlardır. Bu yüzden cevabımız 5. Bu şemada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Sözlü dönem ve yazılı dönem arkadaşlar. Buraya şöyle yazılı dönem getirebiliriz. Yani Adana şıkkına eliyoruz. İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı. Buraya da İslam öncesi yani şöyle İslamiyet öncesi Türk edebiyatı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden Edirne şıkkında eliyoruz. Halk edebiyatı arkadaşlar buraya ne gelecek? Tabii ki divan edebiyatı gelecek. Yani aşık edebiyatı gelmeyecek. Bir kenarda dursun. Tanzimat edebiyatından sonra Servet-i Fünun edebiyatı. Bu yüzden Denizli şıkkını da eliyoruz. Milli edebiyat döneminden sonra Cumhuriyet edebiyatı olduğunu da söyleyebiliriz. B şıkkında eliyoruz. Cevabımız C şıkkı olur. Yukarıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemleri ayrılmasında doğrudan etkili değildir? Dini hayat arkadaşlar etkili edebiyatın dönemleri ayrılmasında. Kültürel farklılaşma, coğrafi değişim biliyorsunuz ki göçebe kültürü vardı o dönemde. Dolayısıyla coğrafi değişimler etkili oldu, kültürel farklılaşma etkili oldu, din farklılaşması etkili oldu arkadaşlar. Siyasi ve toplumsal değişmeler de etkili oldu. Ama o dönemde bilimsel gelişmelerden bahsedemeyiz. Bu yüzden cevabımız Denizli şıkkı olur. Bu dizeler içerik ve biçim özellikleri dikkate alındığında edebiyatımızın hangi döneminde yazılmış olabilir? Bu tarz sorularda arkadaşlar anahtar kelimelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de biçim özelliklerine dikkat etmeniz gerekiyor. Yani işte dörtlükle mi yazıldı, beyitle mi yazıldı, serbest ölçüyle mi yazıldı bunlar önemli bir de anahtar kelimeler. Adam oturmuş denize karşı elinde oltası yıldız tutar. Çeker çıkarır bir bir geceden çeker çıkarır tadına bakar ardında ışık içinde çarşı Alakasız dizeler oldu. Gördüğünüz gibi dörtlük yok, hece ölçüsü yok, anlamını bilmediğiniz kelimeler yok. İslamiyet öncesi olamaz. Bu yüzden bunu eliyoruz arkadaşlar. Çünkü İslamiyet öncesinde daha çok 7'li, 8'li ve 11'li bir de biliyorsunuz ki böyle e, anlamını bilmediğiniz terimler olacaktı. Hece ölçüsü kesin olmalıydı. Bu yüzden bunu eledik. Tanzimat dönemi olabilmesi için vatan, millet, e, halk, adalet, demokrasi gibi kavramlar olmalıydı anahtar kelime olarak. Olmadığı için bunu da eliyoruz. Servet-i e. şiirinin dili oldukça kapalıdır. E, bu yüzden bunu da eliyoruz arkadaşlar ve Servet-i e. döneminde biliyorsunuz daha çok beyit var, aruz ölçüsü var. Milli edebiyat dönemine ait olamaz. Anadolu toprak gibi, halk gibi kavramlar yok. Bunu da eledik. Cumhuriyet dönemine ait bir şiir olduğu için cevabımız Edirne şıkkı olur. Bu açıklamaya göre konularından hangisi doğrudan edebiyat tarihinin inceleme alanlarından biri değildir? Edebiyat tarihi bir toplumun edebiyatının izlediği yolu ve geçirdiği dönemleri anlatan bilim dalıdır tercüman Ahval olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki tercüman Ahval ilk özel gazetedir ve Alge Efendi ve Şinasi tarafından 1860 yılında çıkarıldı. Bu yüzden bu önemli tabii ki edebiyat tarihçisi için. Ahmet Haşim'in yetişme koşulları önemli. Fecrati deyince aklınıza Ahmet Haşim gelecek basbaya bir dönemi kapsıyor. Tabii ki de önemli. Romantizm akımının tanzimat edebiyatı üzerindeki etkisi. Romantizm deyince tanzimat bir özellikle aklımıza gelecek. Mutlaka önemli. Tasavvuf tabii ki arkadaşlar önemli. İslamiyet öncesi İslami dönemde etkili olmuş bir ak, e, fikir akımı. Türkiye'nin coğrafya özellikleri çok önemli değil. Bu yüzden cevabımız Denizli Şıkkı olacak. Aşağıdaki dizelerden hangisi diğerlerinden farklı bir geleneğin özelliklerini taşımaktadır? Anahtar kelimelere lütfen dikkat edin. Esti nesimine bahar açıldı güller. Subdem. Açsun bizim de gönlümüz sakin edet. Sun camı cem diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Farsça bir sürü tamlama var. Divan edebiyatına ait bir beyt olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle de dedim buna. Bu şehri İstanbul gibi bir misli bahadır. Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Yine gördüğünüz gibi bir sürü Farsça tamlama var. Dolayısıyla divan edebiyatına ait yine bir beyt olduğunu söyleyebiliriz. Kamu bimarına canan, devayı dert eder işsan, niçin kılmaz derman, beni mimar sanmaz mı? Yine divan edebiyatına ait bir beyt arkadaşlar. Nereden anlıyoruz? Gördüğünüz gibi tamlamalardan, farsça tamlamalardan anlıyoruz. Varımı ben var eyledim, yokluğa minnet nedir? Çok meşakkat, çok telaş var bunlara ibret nedir? Anlamını bilmediğiniz hiçbir kelime yok gördüğünüz gibi. Dili biraz daha sade. İlk üç şıkka baktığınızda dilinin daha ağır olduğunu, farça tamlamaların ağırlıklı olduğunu görüyorsunuz. Ama burada dil daha sade olduğu için cevabımız denizle ve tamlamalar yok gördüğünüz gibi. Anlamını bilmediğiniz kelime belki bir iki tane var ya da yok ama diğerlerinde var. Çok fazla var. Sakin, ondan sonra su, İstanbul, Mislü, Baha, Yekpare gibi bir sürü var. Efendimiz Cihan'da itibarın varsa sendendir. Miyan'ı aşkında iştiharın varsa sendendir. Gördüğünüz gibi yine farsça tamlama görüyorsunuz. Ağır dil görüyorsunuz. Divan edebiyatına ait bir beyit olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi cevabımız Denizli Şıkkı olur. Bu metinle aşağıdakilerden hangisi dilin tarihi süreç içerisindeki değişimle örneklemek amacıyla kıyaslanabilir diyor arkadaşlar. Yani buradaki metin biraz daha sade bir metin. O zaman şıklar nasıl olacak? Biraz daha dilin ağır olduğu bir şık seçmemiz gerekiyor ki tarihi bir değişim yaşanmış olsun. Yani sade dilden ağır dile doğru ya da tersi olabilirdi ama bize verilen metin sade dille yazıldığı için sadeden ağıra doğru gideceğiz. Evet bir sevgimiz olsun dalgalar yıkamasın. Yerler savurmasın, varsın, içimizde kalsın. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Normalden iki misli pahalı olmasına rağmen mecburen tekneyi burada karaya almaya karar verdim. 5 gün içinde dümeni yerinden sökmüş, kovan ağzını bir boruyla uzatarak su seviyesinin üzerine çıkarmış, iki kat zehirli atmıştım. Dil gayet sade, bir değişim söz konusu değil. Bu yüzden Adana şıkkına eliyoruz. Mintanlı bir uşak bizi içeriye aldı ve üstadın bulunduğu odaya götürdü. Üstad ufacık bir masa başında, abajurlu bir gaz lambasının ışığında bir saz kalemle yazı yazıyordu. Bizi görünce cızır cızır işleyen kalemini mürekkep halkasının içine bıraktı. Yine gördüğünüz gibi dil gayet sade ve açık. Bu yüzden B şıkkını da eliyoruz arkadaşlar. Atam peygamber aleyhisselam ileginde şehit boldu. Atam karındaşı takı şehih oldu. Anam bar takı mendin öngin tokuz karındaşım var diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eski Türkçe ile yazılan bir metin olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Mesela ne diyor? İleginde şehit boldu. Yani oldu demek istiyor. 9 9 karındaşım kardeşim var var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı bir dilde yazılmış. Yani dilin ağır olduğunu ve eski Türkçe ile yazıldığını görüyorsunuz. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Hele bir gelsin Abdüşa, hele bir gelsin de deyiversin sana halimizi. Hele bir gelsin de sana deyiversin valiye dediğini. Parmağın ağzında kalsın diyor. Evet biraz daha farklı olabilir ama yine açık anlayabiliyoruz. Bu yüzden bunu da ediyoruz. Aile bizi kapıda karşılıyor. Hoş gelmişsiniz. Sıcacık oturma odasını alınıyoruz. Ortada bir kuzine dur duruyor. E, o da küçük ama gönüller büyük. Kalabalığı içine veriyor. Önce hal hatır soruluyor. Bunu da ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi cevabımız C. Aşağıdaki eserlerden hangisi Karahanlı Türkçesi döneminde yazılmamıştır? Karahanlı Türkçesi, Türk dilinin tarihinde konuşulmuş ve yazılmış olan tarihi dönemlerden biridir. Türk dilini eski, orta, yeni olarak 3 dönemi ayıran Türkologlara göre Karahanlı Türkçesi, Orta Türkçenin ilk dönemini oluşturur. Atabetül Hakayık arkadaşlar biliyorsunuz hakikatlerin eşiği anlamına geliyor ve Karahanlı Türkçesi döneminde yazılmış bir geçiş dönemi eseridir. Kutatku bilik mutluluk beden bilgi anlamına geliyor. Kez aynı şekilde yine o dönemde yazılmış. Divan-ı Türk arkadaşlar biliyorsunuz ki Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ilk sözlüğümüz o döneme aittir. Karahanlı dönemine aittir. Divan-ı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi'ye ait biliyorsunuz yine o dönemdedir. Kitabı Dede Korkut olacak cevabımız. 14 ya da 15. yüzyıllar arasında yazılan anonim bir eserdir arkadaşlar biliyorsunuz ki. Bu yüzden hatta Oğuz Türklerinin bilinen en eski destansı hikayeleridir. Cevabımız Bursa Şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi bu boşluklardan herhangi birine getirilemez? Ansiklopedik bir sözlük olan nokta 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 Türkçenin ilk sözlüğüdür ve Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Divan-ı Lügatit Türk'ten bahsediyor arkadaşlar. Şöyle Divan-ı Lügatit Türk'ü yani Edirne şıkkını yerleştiriyoruz. Direktör Ali Bey tarafından yazılan nokta 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 edebiyatımızın ilk mizahi sözlüğüdür. Lehçetül Hakayık'tan bahsediyor. Buraya da şöyle Adana şıkkını yerleştiriyoruz. Şemsettin Sami'nin yazdığı Cumhuriyet döneminde sözlük çalışmaları için önemli bir kaynak olmuştur. Kamusi Türkiye'den bahsediyor arkadaşlar. Buraya da Denizli şıkkını yerleştiriyoruz. Şöyle Adana şıkkı, Denizli şıkkı ve Edirne şıkkını eleyelim. Evet, 13. yüzyılda Karadeniz'in kuzeyinde Kıpçak Türklerinin konuştuğu Türkçenin bir derlemesi olan nokta 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 önemli sözlüklerdendir. Kodeks Kumanikus'tan bahsediyor arkadaşlar. Şöyle Bursa Şıkkı'nı yerleştirdik. Duruma Emsali Osmaniye Şinasi'nin atasözlerini derlediği bir eseridir. Burada özelliği geçmiyor. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi ilk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlüklerini anlatmak için yazılacak bir makalede yer almaz. Lehçetül Lügat arkadaşlar bir sözlük. Kambusül Alem bir sözlük. lehçe Osmani bir sözlük. Sesli Türkçe sözlük zaten biliyorsunuz ki sözlük. Divanı Hikmet arkadaşlar Ahmet Yesevi'nin bir eseridir. Şöyle yazıyoruz. Ahmet Yesevi'nin bir eseri. Evet Hikmet adlı şiirlerini burada bir araya getirmiş. Tasavvufi bir eserdir arkadaşlar biliyorsunuz. Daha doğrusu eh, Ahmet Yesevi'nin Hikmet adlı şiirlerinin bir araya getirildiği bir antolojidir, sözlük değildir. Bu yüzden cevabımız Denizli Şıkkı olur. Bu parça aşağıdaki dönemlerin hangisine ait olabilir? Türk Oğuz Bekleri bulun eşidikin. Üze Tenri, basmasar asra telinmeser, Türk budun ilingin, Türünkin, kimartar. Udaçu, erti, Türk budun, ertin, ökün diyor arkadaşlar. Hangi döneme ait kök Türk yazıtları olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle kök Türk yazıtları. Evet hangi döneme ait olduğunu görüyorsunuz. Geçiş dönemi değil arkadaşlar. Tabii ki yazılı edebiyat yani yazılı dönemin ilk metinleridir biliyorsunuz. Diğerlerini şöyle elediğimizde cevabımızın B olduğunu söyleyebiliriz.